Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Hasan Aksu. Evet. Hoş geldin Hasan. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsun? Konya'dan geliyorum. Vallahi sen bizi derse sokacakmış gibi bir hava içerisinde. Öyle bir şey, bir yarışma da yapacağız zaten. Öyle mi? Tabii. Yağmurdan kaçarken dolu mu olacak acaba? Yani. Ne mesela ne? Ben merak ettim. Ben biliyor muyum bilmiyor muyum? Kombinezonlar. Permütasyon falan mı? Kombinasyonlarım var, evet. Hülya Hanım bayağı başarılı bu konuda. Bunu... Ya bu... Kombinezon denir ona. Kombinezon değil, kombinasyon. Biz yani... ama ben ona yetiştim. Şimdi sorsanız hatırlamam tabii ama ben ona yetiştim. Biz hep aramızda kendi arkadaşlarımızla arasında kombinezon derdik ona. O zaman ben Hülya Hanım'a bir tane sorayım. Söylesin kaç kombinasyon olduğunu. En sinir olduğunuz konuydu, o yüzden adını kombi... Bak. Kalk. Kalk bakayım ayağa. Evet, doğru söylüyor. Alkışlıyoruz. Bir dakika. Doğru söylüyorsun. Biz... Kombinezondu. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Sana çok teşekkür ediyorum. Benim aklımda her ne kadar biz kombinezon diyerek dalga geçerek kalmışsa da... Doğru söylüyorsun, kombinezon deniyordu. Adın ne? Baran, seni çok öpüyorum. Yani hayatımı kurtardın. Hayatımı. Yıllarca bunu söyle. Hocam siz niye bilmiyorsunuz eski adını? Madem arkadaşım bu kadar çok bilgili, ben ona bir soru sormak istiyorum. Bir şey söylesin bakın. Hayır, bu herkesin bilmesi gereken bir cevap yani. Onu yüzden söylüyorum. Sor hadi, tamam. 36'nın 8'li kombinasyonunu söylesin. Kaç tane olduğunu. 8'li kombinasyonunu yazmadan kafadan söyleyemem. Doğru söylüyorsun. 30.260.340. Hayır, ben böyle bir şey söyleyeceğim. Ben böyle bir sonuçla karşılaşacağımı bilmeden gelmiştim. Bunu ezberlemeden gelmiştim. Biliyordum zaten. Tamam. Peki. Bu akşam ne yapacağız? Ben çıkarma toplama yapacağım sadece. O kadar. Çıkarma toplama, tamam. Tamam, bir de soru soracağım. Yani bunu herkese soruyorum. Sadece buradaki arkadaşlara değil. Şablonunu dağıtacağım. Size de vereceğim. Onun çözülmesini isteyeceğim. Bir süre verebilirsiniz. Siz verebilirsiniz. Yani o süre içinde kimsenin çözeceğini tahmin etmiyorum. Çözümünü ben biliyorum. Nasıl olduğunu. Tabii onun basit bir çözümü var. O kabul edilmiyor. O çözüm şekli. Onu da anlatacağım. Şimdi Acun Bey, sizden 12 basamaklı bir sayı rica ediyorum. Tamam. 28 39 65 14 08. Umarım 12 olmuştur. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Hocam daha 12'ye kadar sayamıyorsun. Saymam gerçekten zayıf yani. Sayamıyorum. Şaka yapıyorum. Tamam. 11. Aynı şekilde bir tane daha lütfen. Sergen Bey söyleyebilir. 16, 27, 38, 63, 58, 17. Evet. Bu bir toplama. Bu toplamanın sonucu değil. Bir dakika. Vallahi çocuklar size soracağız, ona göre seyredin de. Bu da bir çıkarma. Bu da bir çıkarma. Şimdi bu toplamanın bir sonucu var. Evet. Ben bunları hiç toplamadan, siz söylediniz rakamları. Ben şu iki çıkarmayı yaptım, yazdım, sayıları yazdım. Bu iki çıkarmanın sonucu bu toplamanın sonucuna eşittir. Önce toplayalım isterseniz. Bu kolay. Arkadaşlar da toplayabilir yani. Nasıl 4 olacak? En baş 4 olacak. Hangi? En baş 4 olacak en baş. Hayır. Biraz toplamayı pek beceremem de. Şunları çıkarır mısınız lütfen? Şu sayıdan şu sayıyı çıkarırsanız şu sonucu verecektir. Yani burada ne yaptınız siz? Ben şimdi şu sayıların toplamını şu sayıları birbirinden çıkararak sonucunu buldum. Toplamanın sonucunu buldum. Yani şu sayıyı şu sayıdan... Çıkartma yaparak buldum. Tabii, çıkarma yaparak. Yani bunları önceden toplamadan, sonucunu bilmeden şu sayıları çıkarıyorum. Bu sonucu veriyor. Oo. Tamam da ben bir şey soracağım ya. Buyurun. Hocam onu güzel yaptınız da şimdi ne oldu şimdi yani? Şöyle bir şey, onu da söyleyeyim. Şimdi şunları toplamadan şu sayıları bulmak yani kolay değil. Sizden başka kimse bilmiyor mu bu formülü? Şu anda bilen varsa buyursun. Hayır yapsın. Yani Türkiye'de neyse sizden başka bilen yok. Ben bilmiyorum. Evet şu anda yok. Tamam. Acun bak çocuklar formülü bulduk diyorlar. Her rakamın altına 5 fazla söylediniz ya. Evet. Onun her rakamdan 5 fazla. Tamam ona 5 fazla yazılmış alttaki rakamı söylesin nasıl olduğunu. Hayır. Alttaki rakamı bulsun. Alttakini söylesin. Üsttekinin her rakamın altına 5 eklemiş, alttakini yazmış. Hayır ben müdahil olmak istemezdim de hani arkadaşlar yapabilir mi, yapamaz dedi ya. Hani burası Yıldız Teknik ya. O yüzden söyleyeyim dedim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bu arkadaşımız bayağı bilgili matematik konusunda. Tebrik ediyorum. Gerçekten. Ben de sizi tebrik ediyorum medenice aslında. Ben bu arkadaşa 10 saatte matematik öğretebilirim. Ben 10 saatte öğrenecek matematik. 100 güne gerek yok. Zaten ben bir soru soracağım. Özellikle zaten bunlardan öteye o soracağım soru çok önemli. Eğer bu arkadaş çözerse ki hiç sanmıyorum. Bundan çözemem çok eminim. Abi ben çözemem. Kesinlikle eminim. Ben bu arkadaşa 3 yıl müsaade ediyorum o soruyu çözmesi için. 3 yıl. Kesinlikle. Yani çok fazla da. Yani 10 yıl, 20 yıl da o ömrümüz yetmez belki diyerek söylüyorum. Peki. Onu çözerse, tamam bu şöyle çözülüyor derse ben tüm yaptıklarımdan vazgeçeceğim. Zaten bundan önce o çok önemli. O tamam. Son, o tamam. Şablonu göstereceğim. Tamam. Bir de bir yarışma yapmak istiyorum. Bu arkadaş çok konuşuyor. Gelebilir mi? Alkışlıyoruz. Ben de günlerdir kimi seçeceğimi düşünüyordum. Baran. Maşallah yani. Baran'ın bulmuş olduğu da fena değil ama değil mi hocam? Yalnız soracağım soruyu yaparsa yani Baran Bey'i çok tebrik edeceğim. Edeceğimi de hiç sanmıyorum. Eyvah. Şimdi Baran Bey de yazsın, ben de yazdım. 5'ler yazacaksınız. 5 yazacaksınız Baran Bey. 5. Siz 5'i biliyorsunuz yani. 5. İnanmıyorum. Soğuk savaş. Söyler misiniz Sergen Bey? Rakam söyleyin. Rastgele rakamı. Söyleyin, rakam söyleyin. 6. 5'ten büyük olsun, çıkarması zor olsun. 8. 8. 9. 7. 8. 3. Yani istediğinizi söyleyebilirsiniz. 6. 6. 7. 5. 2. 1. Büyük olsun son rakamlar. 9. 8. 9. 7. Tamam, kaç tane yazacak? Tabii çıkaracağız. Şimdi yazın aynısını. 4, 897, 836. Ben söylüyorum sana. 897, 836, 752, 98, 97. Evet. Şimdi sizin komutunuzla aynı anda çıkarmaya başlayacağız arkadaşlar. Yani nasıl çıkaracağını ben anlatayım. Buradan bir deste alıp buraya veriyorsunuz, 15 ediyor. 7 çıkınca 8 kalıyor. Öyle devam edeceğiz. Ben... Evet. Acun Bey, başlatır mısınız? Bir dakika. Bu çok heyecanlı bir derbi. Ama şimdi haksızlık var. Hayır, bir anlamadığım bir şey var. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Birincisi, hocam sağ olsun gelmiş buraya. Güzel bir toplama çıkarma yapıyor. Yeteneksizsinize burada bunu yapacak olan ben olsaydım, ben de başvururdum. Hayır, siz... Yaparım. Heh. Hocam benden daha hızlı yapar. Ben de yaparım. Daha hızlı yapar belki, bilmiyorum. Baran, sen zaten buraya yapıyorsun, sen daha iyisini çıkarmadık. Sen zeki bir arkadaşımızsın belli. Hani hocamızın yeteneğini görmemiz için hani senle olan farkına bakacağız belki. Evet. Yoksa sen yani kendin yani daha hızlı yapmak zorunda falan değilsin zaten. Tabii ki değil, evet. Yani zaten. Evet. Başlıyor muyuz? Tabii, siz komutu vereceksiniz. Tamam. Hazır. 1, 2, 3. Böyle güzel bir jürinin karşısında yapmak da biraz zor oluyor. Yani biz bunu sınavlarda böyle şeyde yapıyoruz böyle. Şu yanlış. Haksızlık var burada. Ya bunu kimse yapamaz ama biz haksızlık yapıyoruz. Hocamı tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum ben. Hülya, ben şimdi merak ettiğim bir şey var. Haksızlık var kardeşim. Hayır. Neyse haksızlık? Haksızlık. Bu kadar şey, bir kere insanın heyecandan hem kafası karışıyor. Haksızlık dediğin bir hızlı bir şekilde çıkarma yapabiliyor. Zeki bir arkadaşımız, yani başka bir arkadaşla yani en iddialısı bu. Evet. En iddialısı değil. Bunun zekayla da alakası yok. Bu bayağı ciddi oturup düşüneceksin, kafa yoracaksın çünkü... orada bir trik var, onu anlamadım, bir şey var. Tamam işte, onu kimse anlamıyor diyorum ya işte. Abi onu yapabiliyorum diyor. Abi ben olaya dalayım mı burada? Evet. Ben bir şey söyleyeyim hocam, yanlış buyurun şey yapmayın da. Şimdi siz yukarının hepsine 5 yazdınız ya. Evet. Siz bu aşağı yazdığınız rakamların hepsinin altında ne çıkacağını zaten biliyorsunuz. Sergen Bey, siz söylüyorsunuz onun şeylerini. Rakamları siz söylüyorsunuz. Normal çıkarma yapıyoruz. Şimdi ben 0'dan 1'den 9'a kadar sana rakam söylüyorum ya. Evet. Sen 5'in altına ne yazarsam yazayım altına ne olacağını zaten biliyorsundur, anladın mı? Ama normal çıkarma yapılıyor işte. Ben onu hızlı yapıyorum, o kadar. Efendim? Acun Bey. 5 bilerek seçildi. Ondan sonraki rakamların hepsi 14'ten tek tek çıkarılarak sonuç 2 dakikada çıkıyor. Normal çıkarıyoruz işte. Hani dikkat ederseniz ilk işte 15-7 8 oluyor. Ondan sonra 14-9 5, 14-8 6, 14-9 5. O şekilde gidiyor. Evet Acun Bey, asıl benim sormak istediğim bir soru var. Onu sormak istiyorum arkadaşlara. Ve eminim yani bu arkadaş... Hocam, buyurun. Senin isim neydi? Abdullah. Abdullah, gönülden tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Evet. Buradan duyuruyoruz insanlara. Evet. Hani bunu yapabiliyor mu insanlar, ona bakalım. Tabii. Sonra da kendi aramızda bir değerlendirme yapalım. Şimdi bu konu hakkında ani, spontane bir değerlendirme yapmak istemiyoruz. Tabii. Biz ona göre size ulaşacağız, tamam mı? Tamam. Biz yani bunu yapabilen var mı? Yapılabilir mi? Eğer ben bunu böyle çözüyorum, bu çözümün haricinde diyen olursa... Aynen. Evet. Peki, tamam. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. You're unbelievable.